Selam dostlar. Yine yeni bir video ile karşınızdayım. Böyle enerjik olduğuma bakmayın. Dün bir dakika bile uyumadım. Yıllardır çözemediğim bir tane kötü bir özelliğim var arkadaşlar. Uzun yola gittiğim zaman maalesef uyuyamıyorum. O geceyi böyle uyanık geçiriyorum istemsizce. Bugün de o günlerden bir tanesi. Uzun bir gün olacak benim için. Çünkü şimdi seyahate çıkmıyorum. Bir iş gezisine gidiyorum. O yüzden yoğun bir gün olacak benim için. Yapacak hiçbir şey yok. Evet, dediğim gibi şu anda Şanghay Honsha Havalimanı'ndayız. Çin'in 21. yüzyıla damga vurmuş şehirlerinden biri olan Shenzhen şehrine gidiyoruz. Geziden, daha doğrusu iş seyahatinden arta kalan zamanlarımda Shenzhen şehrini size tanıtmış olacağım. Hadi yolculuğumuz burada başlıyor. Evet, uçağımız da geldi. Burada bekliyor. Hadi çekine gidelim. Aslında o kadar da kötü hissetmiyorum. Yani o kadar da uykulu hissetmiyorum. Umarım gün boyunca da böyle geçer. Uçağın yemeği bu şekilde. Makarna, üstünde dana etinden kıyma, ekmek, yoğurt, cips tarzında yemek. Genellikle Çin Hava Yolları şirketlerindeki yemekler çok güzel olmuyor. Yani Türk Hava Yolları ile kıyaslanamaz bile. Aldığım biletin fiyatı, aynı aldığım için yani uçuştan 2 saat önce aldım, 300 dolar. Yani 300 dolarlık Çin dahilinde olduğunu da düşün. Yemekler bu şekilde. Yüzyılın harika şehirlerinden biri olan, mucizelerinden biri olan Shenzhen şehrindeyiz. Şu anda Shenzhen'in tam merkezinde bulunan Lianhuashan Parkı'ndayız. Parkın tam 5 dakika mesafesinde gökdelenler bulunuyor. Çin'in finans merkezlerinden bir tanesi, teknolojik merkezlerinden bir tanesi bulunuyor. Ama buraya bakınca sanki böyle ormanın içindeymişiz gibi hissediyoruz. Etrafı şöyle göstereyim. Şu arka kısımları görüyoruz. Orası dediğim gibi şehrin merkezi kısmı, finans merkezi. Aynı zamanda finans ve bankaların bulunduğu merkezi bölgelerinden bir tanesi. Burası da Lianhuashan Parkı. Burası da Lianhuashan Parkı'nın içinde bulunan piknik alanı. Aynı zamanda Shenzhenlilerin en gözde mekanlarından birisi. Hafta sonları buraya gelip aileleriyle birlikte, dostlarıyla birlikte güzel zaman geçiriyorlar. Dostlar, demin videoya başlamadan önce 21. yüzyılın mucizesi ve harikası olarak başladım. Bunun bir sebebi var. Çünkü gerçekten 21. yüzyıl Çin ekonomisini ortaya çıkardığı en öncü şehirlerden birisi de Shenzhen şehri.
Shenzhen çok derin bir tarihe sahip olan bir şehir değil. Kasaba olarak mevcut olmuş. 1979 yılından önce buradaki nüfusun o kadar kalabalık olmamasının sebeplerinden birisi de dostlar Çin hanedanlığı zamanında büyük temizlik denen bir karanlık bir dönem varmış. Özellikle Çin'deki hakim güç Ming hanedanlığından Çin hanedanlığına geçen zaman Çin'in güney eyaletlerinde Ming hanedanlığına sadık, Çin hanedanlığına ise karşı olan bir harekat varmış. Bu harekata da Zhen Chenggong adlanan bir komutan öncülük etmiş. O dönemde Çin hanedanlığı bu harekatı bastırmak için büyük temizlik harekatı başlatmış. Yani Çin'in güney eyaletlerinde özellikle Shenzhen ve çevresinde yaşayan insanları, halkları Çin'in iç bölgesine taşınmak için zorlamışlar. Zhen Chenggong kendi askerleriyle birlikte Tayvan adasına sığındıktan sonra büyük temizlik harekatı son bulmuş. İnsanlar zaman zaman bu bölgelere dönmeye çalışsa da Shenzhen bölgesi daha çok askeri garnizon olarak, askeri birliklerin bulunduğu bir yer olarak kullanılmış. Baksanıza şu ağacın yaprakları kıpkırmızı böyle yere dökülmüş. Çok güzel duruyor. Burası New York'taki Central Park gibi, Ankara'daki Kurtuluş Parkı gibi. Bu arada Ankara'daki Kurtuluş Parkı'nın yeri benim için en yukarıda. Gerçekten öyle. Yani hayatımda hiçbir yeri o güzergahta bulunan yerler kadar özlemiyorum. Bu yol bana Ankara'daki Kurtuluş Parkı'nın içinde böyle bir yeşillik yol var ya, halı sahaların arkasından geçen yol. Tam orayı hatırlatıyor. Yani hatırlattı. Ve her Çin şehrinin vazgeçilmezi dans eden Çinli emekli beyefendiler, hanımefendiler. Hayatım senin varlığıyla yürüyümde bulasız. Hayatım senin varlığıyla yürüyümde bulasız. Bir koma gözümüz sevdir aylık çihriniz. Bir kumar gözümüz sevdir aylık çihriniz. Bulasın yürüyümde bulasın. Burada bulunan beyefendiler, hanımefendilerin çoğu muhtemelen Şincan Uygur bölgesinden. Ama aralarında tabii ki hanlar da var. Şimdi Shenzhen'in panoramik görüntüsünü görmek için bir tepeye çıkacağız. Bir tane podyum var. O yüzden biraz tırmanmamız lazım.
Arkada gördüğünüz şu heykel, bu mucizenin banisi olan Deng Xiaoping'in heykeli. Deng Xiaoping gerçekten Çin tarihine, modern Çin tarihine çok büyük iz bırakmış bir lider. 1980'lere özellikle. 1980'li yıllarda Çin'in yeni ekonomik yol belirlediği dönemlerde o ekonomik yolun ana hattını Deng Xiaoping çizmiş. 1970'li yıllarda Mao Zedong'un vefatından sonra lider eksikliği yaşandığı dönemlerde ortaya çıkan Deng Xiaoping, Çin'in yani bugüne gelmesinde en önemli rol sahibi olan Çin liderlerinden bir tanesi. Çin'in ekonomik kalkınmasının banisi diyebiliriz. Çünkü 1980'li yıllarda, yani biraz da Sovyetler Birliği ile arası bozuk olduğu dönemlerde yeni yol belirlemiş. Yani yeni ekonomik bölgelerin oluşturulması fikrinin sahibi. Ve o ekonomik bölgelerden ilki de, yani ilklerinden biri de Şıncın bölgesi. 1982 yıllarda proje ortaya konuyor ve 1990'lı yıllarda artık Şıncı'nın, bugünkü Şıncı'nın temeli atılıyor. Bu arkada gördüğünüz PN Tower, Şıncı'nda bulunan en önemli bankalardan bir tanesi ve hatta Çin'de bulunan en büyük şirketlerden bir tanesi. Şıncı'nda bulunan en yüksek bina bu arada, 599 metre. Shanghai Tower'dan sonra Çin'in ikinci en yüksek binası. Zamanımız olursa o taraflara da gidip gezeriz. Burası karşıda gördüğünüz bina, şu bina. Şıncın kütüphanesi oldukça büyük ve modern gözüküyor. Tamamen şehrin merkezine gelmiş bulunuyoruz. Burası da finans bölgesi. Şıncın'a gelirseniz 24 saat açık olan kitap barı var. Öyle ismi geçiyor, Book Bar diye geçiyor ismi. 24 saat açık, hem kitap okuyup ders çalışabilirsiniz hem de zaman geçirebilirsiniz içeride. Arkada şarkı söyleyen böyle sokak müzisyenleri var. Gerçekten çok güzel söylüyor. Ses de çok güzel ama muhtemelen fark etmemişsinizdir ama Kantonizce söylüyorlar. Yani Çincesi iyi geçiyor. Çünkü bu bölgede yaşayan Çinliler genellikle Kantonizce konuşuyorlar. Bu ne ağacı bilmiyorum ama gerçekten çok güzel duruyor ya, böyle üstünde kırmızı çiçek falan. Biliyorsanız yazın da ben bilemedim. Bu arkada da bulunan Şıncın konser salonu, şurada yazıyor zaten. Konser salonu. Şurası da Şıncın Milli Kütüphanesi. Bu kütüphane de bayağı büyükmüş böyle içerisinde. Bu kütüphanenin önünde böyle bir kitapçı gördüm.
self-service. Yani istediğiniz kitabı eğer burada bakıyorsunuz, muhtemelen arka kısımlarda da var. Buradan kitapları seçip, istediğiniz kitabı seçip, buradan QR kodu tarayarak telefonunuzda kitabı ödünç alabiliyorsunuz. Yani kütüphanenin içine girmenize gerek yok. Kitap da buradan çıkıyor. Check in, check it out diye buradan çıkıyor yani. Bu kadar. Teknoloji dediğim zaman bunu aslında düşünmemiştim. Şimdi Shenzhen kütüphanesinde, merkezi kütüphanesinde böyle bir sistem var. Şöyle göstereyim. Burası Shenzhen'in merkezi kütüphanesi. Burası, burada konuşmak serbest. O yüzden rahat konuşabiliyorum. Çünkü dinleme alanı. Kütüphane oldukça büyük gerçekten. Shenzhen'de yaşasaydım çok rahatlıkla gelirdim. Shanghai kütüphanesi de güzel ama Shanghai kütüphanesi daha böyle kullanışsız diyeyim artık. Burasını daha çok sevdim. Yani çalışma alanları daha özel duruyor. Herkes istediği gibi kendi köşesine çekilip çalışabilir. Ya şehir merkezi gerçekten çok yeşillik. Her taraf yemyeşil. Shenzhen'in merkezi bölgesi olan Futian bölgesine geldik. Futian bölgesi yani finans merkezi gibi düşünebilirsiniz. Shenzhen'in finans merkezi. Yani ne kadar büyük şirket varsa hemen hemen bu bölgede ofisi bulunuyor. Ve arkada şu böyle bir bina göstereyim size. Şu gördüğünüz bina Shenzhen'in en yüksek binası. Aynı zamanda Çin'in ikinci en yüksek binası. 599 metre. İsmi de PN Tower, PN Finans Merkezi olarak geçiyor. PN bu arada Çin'in en büyük şirketlerinden bir tanesi. Forbes'in en büyük 500 şirketi arasında bulunan bir şirket. Shenzhen'in da ikinci en büyük şirketi olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Yani 90 milyar dolar civarında bir serveti var. 90 milyar dolarlık bir şirket şu anda. Bu arada Shenzhen'in böyle gezerken biraz daha hem şehri göstereyim size hem de biraz Shenzhen'in ekonomisiyle ilgili bazı önemli bilgileri size aktarayım. Shanghai ve Pekin'den sonra Çin'in 3. en büyük ekonomisi. GDP'sini söyleyeyim mi? Gayri safi yurt içi milli hasılası arkadaşlar ne az ne çok 482 milyar dolar. Yani son 30 yılda yaranan bir şehrin böyle bir yurt içi milli hasılaya sahip olması, GDP'ye sahip olması muazzam bir şey. Yani gerçekten mucize, yani mucize böyle bir şey olması yani imkansıza yakın ama yapabilmişler yani bir şekilde. İşte bu hikayeden öğreneceğimiz bence çok şey var. Evet, gayri safi yurt içi milli hasılanın yani GDP'nin 482 milyar dolar olmasındaki sebepler ne? Arkadaşlar bu şehirde yani Shenzhen'da çok önemli Çin şirketleri bulunuyor. Bunlardan en önemlisi muhtemelen ürününü kullanmışsınızdır ama ismini bilmiyorsunuzdur. Tencent şirketi. Yani oyun yapan ve çok önemli aplikasyonlar yapan bir şirket.
yani telekomünikasyonla alakalı bir şirket. Genel olarak teknolojiyle alakalı olan bir şirket. Onun dışında BYD var. BYD dünyada şu anda en çok elektrikli araç satan arabalar. Ve şu anda göstereyim size. Mesela bu arabaların hepsi BYD. Gördüğünüz Shenzhen'da bulunan tüm taksilerin hepsi BYD. Bu da BYD. BYD arkadaşlar. Yolun karşısına da bakın mesela. BYD, Toyota, BYD, Audi. Yani zaten anlamışsınızdır. Anlamadığım bir şey var. Shenzhen'ın her tarafında helikopter var. Niye böyle onu anlamadım. Çok önemli bir şey denemeye gideceğim. Yani uzun zamandır denemek istediğimi. Şimdi söylemeyeyim, oraya gidince gösteririm. Bu arada şirketleri anlatayım. Diğer Shenzhen şirketleri. Mesela Pian'ı da söyledim. Pian en önemlilerinden bir tanesi. Aynı zamanda şu anda elimde kullandığım DJI dronları ve kameraları. Ben mesela Shenzhen'da bulunan iki tane firmanın ürünü kullanıyorum. Biri Insta360 kamerası, biri de DJI'nin Pocket 3 kamerası, 3 kamerası. İkisinden de gerçekten çok memnunum. Akşam yemeğini yedik, öyle atıştırdık bir şeyler. Şimdi de bir tepeye çıkacağız tekrar. Bugün Shenzhen'da sürekli tepelere çıktık. Şimdi başka bir tepeye çıkıp oradan Hong Kong'u izlemeye çalışacağız. İnternette olan bilgilere göre görülebiliyormuş. Bakalım görebilecek miyiz? Kimler var burada? Paşam, Tosun'um ne yapıyorsun burada? Bugün bayağı yürüdük. Yani yoruldum. Son manzara da umarım iyidir. Shenzhen'da gezmeli görmeli yerlerini bitirmiş olacağız. Hadi devam edelim. Demin size en yüksek gökdelen vardı ya, Shenzhen'ın en yüksek binası olan Pian Tower'a. Oraya çok yakın burası. Ve çok güvenli olması, gece saat 9'da 10'da, gece saat 1'de 2'de de güvenli şekilde gelebilirsiniz yani. Saat demişlerdi internette de, yarım saat değil arkadaşlar, bir buçuk saat, iki saat falan sürüyor yani buraya çıkmanız. Bayağı da dik. Daha bir saatlik yolumuz var. Bir de Çin'de insanlarda böyle bir gelenek var. Sürekli spor yaparken arka arkaya yürüyorlar. Şimdi Shenzhen'da Shikou adlanan bölgenin Nanshan adlı tepesine çıktık. Toplamda 2500 metre yürüdük. Yani 2,5 kilometre yürüdük. Ama tepenin ne kadar yüksekte bulunduğunu bilmiyorum. Deniz seviyesinden ne kadar yüksekte olduğunu bilmiyorum ama tam şu karşıyı bakın. Şurası Hong Kong. Şu taraflar Hong Kong. Burası Shikou bölgesi. Shenzhen'ın en gelişmiş bölgelerinden bir tanesi. Sebebini soracak olursanız neden? Tam şurada, şuraya görüyor musunuz? Shikou limanı bulunuyor. Shikou portu bulunuyor. Bu port Çin'in 3. en büyük limanı. Aynı zamanda dünyanın 4. en büyük limanı. Biliyorsunuz dünyanın en büyük, yani en çok, en yoğun konteyner limanı Şanghay'da, sonra Singapur, sonra Ningbo bölgesinde, Zhejiang'ın yani Çin'deki Ningbo bölgesinde. Dördüncü ise yine Çin'in karşınızda gördüğünüz Shikou bölgesi. Yani Hong Kong eskiden Shenzhen bölgesine aitti. Şöyle opium savaşlarından önce Shenzhen'la Hong Kong aynı bölgeye aitti. Bir dönemler Xin'an, bir dönemler Bao'an adlanıyormuş. Yani bu tarihi çok değişiyor. Şimdi opium savaşlarını biliyorsunuz. 1840'lı yıllarda İngiltere ve Amerika, yani batılı güçler buraya gelip Çin'deki limanları kendisine
kendi hizmetlerine sunmasını istiyor ve bu savaştan mağlup ayrılan Çin tek seçenek olarak limanlarını batılı güçlere açıyor. Hatta İngiltere 1897 yılında tekrar Çin'e baskı yaparak, Çin hanedanlığına baskı yaparak Hong Kong'u işgal ediyor. Yani Şincan'dan ayrılıyor Hong Kong bölgesi. Tam 100 yıl Hong Kong İngiltere yönetiminde oluyor. Ta ki 1997 yılına kadar. 1997 yılında Şincan'da yapılan anlaşmalar, konuşmalar sonucunda Hong Kong tekrar Çin yönetimine iade ediliyor. Arkadaki kule de uçaklara yön vermek için, yani uçakların yönlerini belirlemesi için oluşturulan bir kule. Evet, Hong Kong'dan bahsediyorduk. Demin çocuklar geldi. Biraz gürültülü olduğu için anlatamadım. Hong Kong tam 100 yıl boyunca İngiltere yönetiminde kalıyor. Ve biliyorsunuz o dönemlerde batılı güçlerin, batılı şirketlerin en önemli ekonomik merkezlerin, ekonomik ve iktisadi merkezlerinden bir tanesiydi. Finans merkezlerinden bir tanesiydi. Dostlar, bir de böyle bir şey göstereyim. Hong Kong Havalimanı tam şurada olduğu için, tam şu karşıda bulunduğu için uçaklar da direkt buradan gidiyor. Hong Kong'un da gayri safi yurt içi milli hasılası hemen hemen 352 milyar dolar civarında. 359 milyar dolar civarında. Yani Hong Kong'la Shenzhen birleşecek olursa, yani eskiden olduğu gibi aynı şehir yönetimi altında bulunsaydı, bu bölgenin, iki bölgenin toplam gayri safi yurt içi milli hasılası, yani GDP'si 350 ve 482. 830 milyar dolar civarında olacaktı. Yani düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Bu arada Shenzhen'in toplam nüfusu 22 milyon civarında. Hong Kong'un da nüfusu neredeyse 10 milyon civarında. Ve ikisini birlikte hesaplarsak neredeyse Güney Kore'den biraz az olacak. Şurası da Shenzhen'in Shikou Limanı. Demin çok güzel görünmüyordu, net görünmüyordu. Buradan tam karşımıza duruyor. Ne kadar büyük olduğunu da zaten şuradan görebiliyorsunuz. Abi böyle devam ediyor zaten. Buraya da Shenzhen'in La La Land'i diyorlar. O filmde çekilen yere benzediği için. Şurası. Japon tarzı bir oda. Manzarası da bu şekilde. Buranın tek geceliği 700 yuan. O da neredeyse 100 dolar civarında. Shenzhen'da otel fiyatları biraz daha pahalı açıkçası. Shanghai'ye göre biraz bir tık pahalı.